Sayın Bakırhan, Türkiye'nin güneydoğusunda bulunan Siirt kentinin eş belediye başkanısınız. Belediyenizin göç akımları karşısında yaşadığı sorunları kısaca özetleyebilir misiniz? Evet. Tabii öncelikle hem yaşadığımız bölge, hem yaşadığımız kent sürekli göç alan bir bölge ve kent. Bunun sebepleri çok ama başlıca iki sebep üzerinde durmak gerekiyor. Birincisi, 100 yıl önce uluslararası emperyal güçler tarafından cetvellerle çizilen sınırların, oluşturulan ulus devletlerin kendisi zaten savaş ve çatışma üretiyor. Savaş ve çatışmaların olduğu bir bölgede de ak verirsiniz ki yoğun göçler olur. Türkiye özellikle bu 100 yıl içerisinde defalarca göç almak zorunda kaldı. Bu ulus devlet mantığı, ulus devletin yaratmış olduğu tekçilik, bir başkasının inancını, dilini, kimliğini, kültürünü yok sayan anlayışı sürekli çatışmalar ve şiddet üretti. Türkiye de bundan çok etkilendi. Bir ikincisi, son 30-40 yıldır özellikle bölgemizde PKK ile devlet güçleri arasında yaşanan savaş ve çatışmalardan kaynaklı da kentimiz çok büyük göç aldı. 1970'lerde 30-40-50 arasında bir nüfusa sahip Siirt kenti bir anda 30 yıllık savaşla birlikte 140 bin, 150 binlere nüfusu dayandı. Hak verirsiniz ki altyapısı mevcut, işte kanalizasyon, su şebekesi, yolları, parkları, bahçeleri 30-40 bin insana göre dizayn edilen ve düşünen bir kentin 30 yılda 5 kat büyümesi doğal olarak mevcut altyapının, mevcut olanakların yetersizliğinden kaynaklı çok ciddi sorunlar yaşadığını belirtmek istiyorum. Kentimizin altyapısı bu özellikle PKK ile devlet arasında yaşanılan çatışmalardan dolayı resmen çöktü. Yani yetersiz durumda. Salgın hastalıklar sürekli baş gösteriyor. Yani hijyen olmayan bir ortam. Sağlıklı mekanlar oluşturulmadığı için işte iç içe geçmiş mahalleler, getto biçiminde işte altyapısının, yolunun, suyunun olmadığı, yeşil alanın olmadığı bir görüntü arz etmektedir. Çok ciddi bir çarpık yapılaşma var. Köyü yanan, yaylası yanan insanlar nerede bir boşluk bulmuşsa oraya iki kulübe kondurmuş. Elektriği, altyapısı, suyu olmadan. Dolayısıyla ciddi bir çarpık yapılaşmaya zemin oluşturmuş. Üretimden kopan insanlar doğal olarak ciddi bir yoksullaşmayı, yoksunluğu yaşıyorlar. Köydeyken hayvancılıkla, tarımla uğraşan insanlar bir anda kentin varoşlarında, mahallelerinde işte mesleği, eğitimi olmamasından kaynaklı kendisini sudan çıkmış balık gibi görüyor. Bu da ciddi sorunları beraberinde getiriyor. Yani ciddi bir işsizliği, işsizliğin yaratmış olduğu ciddi bir travma, işte bunun sonucunda kapka, hırsızlık vesaire gibi olaylar da yine bu göçten kaynaklı yaşanılan sorunların temellerinden birisidir. Peki sizin ikinci bir sıfatınız daha var. Siirt eş belediye başkanlığından ayrı. O da Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği eş başkanısınız. Evet. Dolayısıyla bütün bölgeyi de biliyorsunuz. Siirt özelinden konuştuk. Şimdi bir de bölgeye, bölge temelinde alırsak bu sorunu, özellikle Suriye'deki savaşın hiç şüphesiz sizin de bulunduğunuz bölgede etkileri oldu. Bu bölgeye olan etkilerini nasıl anlatabilirsiniz, nasıl özetleyebilirsiniz? Tabii bölge belediyeleri çok ciddi bir mali kıskaç altındadır. Siz de kabul edersiniz, yakından takip ediyorsunuz. Yani Türkiye'de merkezi bir yönetim biçimi vardır. Bir kentte bir kanalizasyon dahi yapmak için, bir yol dahi götürmek için Ankara'dan Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne, bilmem Devlet Su İşleri'ne yazı yazıp aylarca beklemek zorundasınız. Yani mali kaynak kısıtlı, aynı zamanda merkeze bağımlı olduğumuz için bu bahsedilen devasa sorunları çözme konusunda çok ciddi güçlükler yaşıyoruz. Bu da bir kez daha ortaya çıkardı ki Türkiye bu merkeziyetçi yönetim tarzından bir an önce vazgeçip ademi merkeziyetçi, yerellerin daha özgün, daha özgür, mali bir yapıya, idari bir yapıya sahip olmalarını da aynı zamanda getirdi. Yine bu göçlerle birlikte işte kadınların fuhuşa zorlanması için bir zemin oluştu.
gençlerin adli olaylara, vakalara karışması oranı çok yüksek. Suç oranı arttı. Tabii çok yüksek. Yani bölgede özellikle Kürt illerinin yaşadığı yerlerde, gerçi metropoller de burada, onlar da aynı şekilde göç aldılar. İnsanlar artık rahat yolda yürüyemiyor, huzursuz. Yani savaş öylesine tehlikeli, öylesine ciddi bir canavar yarattı ki yoksulluk, işsizlik, kapkaç, fuhuş, madde bağımlılığı, işte insanların nerede nasıl davranacaklarını kestiremiyorsun. Dolayısıyla yerel yönetimler daha kaliteli, daha iyi bir hizmet sunmaları için mevcut dar olanaklarla debelenip durmaktadırlar. Biz bu altyapı sorunlarını kısmen çözmeye çalıştık. Yine bu salgın hastalıklar ve benzeri konularda bir çalışma yürütmeye çalıştık. Ama o devasa sorunların çözümü tek başına yerel yönetimlerin altından mevcut olanaklarla kalkması için imkansız. Anlıyorum. Peki burada şeye geleyim. Şimdi bir de Suriye'de bir savaş var. Evet. Tam komşu. Siz de Siirt ili olarak Suriye sınırına çok yakınsınız Türkiye'de. Şüphesiz sizin de bulunduğunuz bölge üzerinde bu Suriye Savaşı'nın etkileri oldu. Evet, evet. Hatta kentinizde. Sizin ayrı bir sıfatınız daha var. O da Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Eş Başkanısınız. Evet, evet. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği olarak bölgedeki mevcut durumu bu Suriye Savaşı evet. bağlamında anlatabilir misiniz? Evet. Tabii Suriye'de de mevcut ortaya çıkan durumdan kaynaklı hem bölge hem Türkiye'nin kimi metropolleri çok yoğun göç aldı. Öncelikle hükümetin kurmuş olduğu kamplara ciddi gelişler oldu. Hükümet daha çok Suriyeli Araplardan oluşan göçmenler için az da olsa kimi olanaklar tanıdı. Göçmen statüsü tanıdı, sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağladı. Ya işte barınacakları yer ya kiralarını karşıladı. Ama bu Şengal'den gelen Ezdiler ve Rojava'dan gelen Kürtler söz konusu olunca aynı şeyleri hükümet sağlamadı. Dolayısıyla özellikle Şengal'den gelen Ezdiler bir anlamda ortada kaldılar. Ve bizim belediyelere, bizim olduğu yerlere sığınmak zorunda kaldılar. Şu anda Şengal'den gelen 30 bine yakın Ezidi Kürdü bölgede ikamet etmektedirler. Bunların bir bölümü de Siirt Belediyesi'nin kurmuş olduğu bir kampta, ortak yaşam alanında barınmaktadırlar. Tamamının bakımını, sağlığını, giyimini ve benzeri kültürel, sosyal, ekonomik sorunlarını belediyemiz ve Siirt'in yoksul, küçük esnafı karşılamaktadır. Ciddi bir destek alamadık. Birçok konuda başvurmamıza rağmen Ezidi kimliklerinden kaynaklı, aynı inancı taşımıyor olmalarından kaynaklı hükümetin negatif bir yaklaşımı olduğunu belirtmek istiyorum. Suriye'den gelen Araplara gösterilen misafirperverlik, ev sahipliğinin benzeri Ezidilere maalesef gösterilmedi. Biz kendi belediye olanaklarımızda, kentimizde, kentlerimizde, bölgede yaşayan küçük esnafımızın, ailelerimizin katkılarıyla onların barınma, sağlık, zaruri ihtiyaçlarını karşılamaya dönük ciddi bir çalışma içerisinde olduk. Karşıladık da. Fakat bunların sadece giyim, barınma sorunları yok. İşte eğitim problemleri var, ciddi bir travma yaşıyorlar. IŞİD vahşetinden, IŞİD terör örgütünün zulmü altından geldiler. Birçoklarının kızları, eşleri hala IŞİD terör örgütünün elinde pazarlarda satılıyor. Ciddi bir travma yaşanılıyor. Bunların rehabilite edilmesi, tedavi edilmesi için yani hükümetin kentimizde, bölgede yaşayan bürokrasinin de bu meseleye el atması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda belediyemiz işte sağlık doktorları aracılığıyla, gönüllü çalışan doktorlar, hemşireler ve sağlık elemanlarıyla birlikte kimi sorunlar çözmeye çalışıyor. Ama gelin görün çok acıklı, çok insanı yürekten acıtan bir tablo var. Toprağından kopmuş, yerinden kopmuş, çocuğu IŞİD tarafından katledilmiş, kızı, eşi IŞİD tarafından el konulmuş, annesiz, babasız, kardeşsiz, küçük çocukların olduğu bir durumdan bahsediyorum. Dolayısıyla bu sorun sadece belediyelerimizin sorunu değil, belediyelerimiz elinden geldiği bütün çabaları ortaya koydu. Çok ciddi bir misafirperverlik gösterdi. Katkısı olan bütün insanlara, bütün esnaflara, bütün halkımıza teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ama devletin de burada elini taşın altına koyup Ezidi, Kürt, Arap ayırt etmeden olanakları eşit bir şekilde sunması gerektiğini düşünüyorum. Yine bölgede Şengal'den sonra ikinci bir deprem daha yaşadık.
özellikle IŞİD terör örgütünün Kobani'ye, Rojava'ya saldırmasından sonra yüz binlerce insan tekrar bölgeye göç etmek zorunda kaldı. Bunun büyük bir çoğunluğu Urfa'nın Suruç ilçesine yerleşmek zorunda kaldı. Zaten Rojava'dan gelen Kürtler, Suruç'ta, Urfa'da yaşayan Kürtlerle akrabaydılar. Aynı aşiretin mensupları olmalarına rağmen 100 yıl önce çizilen sınırlardan kaynaklı bir bölümü Suriye'de, bir bölümü Türkiye Kürdistan'da kalmak zorunda kalmıştı. Bu konuda da belediyelerimiz, GAP Belediyeler Birliği ciddi bir çalışma sürdürdü. Çadır kentler kurdu, gıda, sağlık, barınma gibi ihtiyaçları karşıladı. Yavaş yavaş çocukların eğitimi, kadınların rehabilite edilmesi, kimi üretime katılması için kimi atölyelerde çalışmalarını, ürün üretmelerini sağladı. Belediyelerimiz kıt olanaklarla çok ciddi bir başarı elde ettiğini belirtmek istiyorum. Peki şimdi sizle bu röportajı bir Avrupa platformunda, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi platformunda yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti de Avrupa Konseyi'nin bir üyesi. Şimdi yerel yönetimler bu sorunlara tek başlarına çözüm bulamaz dediniz. Devlet de yeterince yardım etmiyor dediniz. Şimdi bir de Avrupa boyutu var tabii bu olayın. Avrupa düzeyinde size göre ne gibi yanıtlar getirilebilir? Avrupa ne yapabilir ya da yapmalı size göre? Evet, bir Avrupa Konseyi üyesi ülkenin yerel yöneticisi olarak ne düşünüyorsunuz? Aslında bu vahşetin ortaya çıkmasında Avrupa Birliği ne üye kimi ülkelerin de çok büyük bir suçu vardır. Yani bugünkü zemini hazırlayan, tohumlara eken işte Avrupa'da kimi uluslararası güçlerdir. 100 yıl önce orada halklar Sünni sınırlarla birbirinden ayırt edilmeseydi ya da orada inşa edilen ulus devletler, işte ağaların, beylerin, şehirlerin, küçük diktatörlerin egemenliğine, insafına terk edilmeseydi, petrol uğruna oradaki insanlar her 10 yılda bir 10 binlerce katledilecek politikalar, siyasetler geliştirilmeseydi belki de hiçbirimiz bunu yaşamayacaktık. Paris saldırısı olmayacaktı. 10 binlerce Kürt katledilmeyecekti. İnsanlar huzur, mutluluk içerisinde kardeşçe bir arada yaşayacaklardı. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerin de bu konuda ciddi sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. Geçmişte sorumlu olan ülkelerin bugün bu işe ciddi bir şekilde el atmaları gerekiyor. Ne yapabilirler? Ne yapabilirler? Bir defa Rojava'nın, Kobani'nin yeniden inşası için çok ciddi çalışmalar yürütebilirler. Rojava'nın savunması konusunda orada direnen Kürt kızlarına, gençlerine, demokrat ilerici dostlara ciddi katkılar sunabilirler. IŞİD'in eşit olmayan silahlarla savaşımı karşısında Kürt gençlerini destekleyebilirler. Bir koridor açılmasını sağlayabilirler. Nihayetinde IŞİD sadece Kürtlerin düşmanı değil. Paris'te gördüğümüz gibi insanlık aleminin düşmanıdır, en büyük düşmanıdır. IŞİD belasının bertaraf edilmesi de sadece Kürtlerin sorunu olmamalıdır. IŞİD bugün Kobani'de ise yarın Antep'tedir, diğer gün İstanbul'dadır, 3 gün sonra Avrupa'nın kendisindedir, Amerika'dadır, Rusya'dadır. IŞİD terörü hepimizin genel sorunudur, temel sorunudur. Dolayısıyla Avrupa Birliği, özellikle Avrupa Konseyi bu konuda ciddi bir rol üstlenmelidir. Öncelikle oradaki göçmenlerin, oradaki evi barkı yıkılan, üretimden kopan insanların tekrar sağlıklı barınma olanaklarına, sağlıklı altyapıya, sağlıklı bir üretime kavuşması için seferber olmalıdır. Maliyeti ne olursa olsun. İkinci olarak tekrar IŞİD terörünün insanları, Ezidileri, Kürtleri, Arapları mağdur etmemesi için eşit koşullarda bir savaşın sürmesi için elinden gelen katkıları sunmalıdır. IŞİD'in Musul'dan elde etmiş olduğu son model silahlara, donanımlı cihazlara karşı Kürtler kreşleriyle, çıplak bedenleriyle savaşarak, direnerek bugün Rojava'yı, Kobani'yi özgürleştirdiler. Yarın yine böyle olur mu bilemiyoruz. İkinci olarak oranın güvenliğinin sağlanması için ne gerekiyorsa bir an önce üzerine düşeni yerine getirmelidir. Üçüncüsü, bu göçler sonrası özellikle bölgemizin, belediyelerimizin yaşamış olduğu mağduriyete ortak olmalıdır. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ülkeler yardımları Türkiye Devleti üzerinden değil, bölgedeki belediyeler üzerinden yapmalıdır. Bugüne kadar GAP Belediyeler Birliği olarak Avrupa'dan dünyanın
hiç neresinden olursa olsun gelen hiçbir yardımdan hiçbir belediyemiz yararlanamadı. Biz yardımların da doğru düzenli yerine ulaşması için gerekli olan ilişkilerin, diyalogların sağlıklı bir şekilde kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Kısaca şunu belirtmek istiyorum. IŞİD sadece Kürtlerin düşmanı değil. Bugün Kürtlerle savaştığı için belki sadece Kürtlerle uğraştığı düşünülüyor olabilir. Ama bin yıllık, binlerce yıllık yaratılan medeniyetin, oluşturulan kültürün, tarihin, tarihi kültürel mirasımızın düşmanıdır. İnsanlığın düşmanıdır. Kardeşliğin, insanca yaşamanın düşmanıdır. İnsanlık düşmanı bir terör örgütünün, terör örgütüyle mücadele etmek de sadece Kürtlerin görevi olmamalıdır. Kendisine insanım diyen, demokratım diyen, insanlık değerlerinden yanayım diyen bütün insanların, bütün ülkelerin, Avrupa'nın ve dünya uluslararası kendisine insanlık mirasının bir savunucusu olarak gören herkesin sorunu olarak görüyorum. Anladım. Sayın Bakırhan, teşekkürler. Sağ olun, teşekkür ediyorum bize bu olanakları sunduğunuz için.